Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur? Türk edebiyatının en güçlü hikayecisi Ömer Seyfettin mi? Çehov tarzı hikayeleriyle tanınmış Sait Faik mi? Arkadaşlar burada bir hata var. Bunun nedenini söyleyelim. Şimdi Ömer Seyfettin mi yüklem? Çehov tarzı hikayeleriyle tanınmış Sait Faik mi yüklem? Burada iki yüklem var. Bu iki yükleme de ne sorusunu sorduğumuzda Türk edebiyatının en güçlü hikayecisi cevabını alırız. Yani burası özne. Şimdi özne ortaklığı var. Yani bu cümlede öge ortaklığı var. Arkadaşlar öge ortaklığı olan cümlelerde yüklemler arasında ya virgül kullanılabilir ya da noktalı virgül kullanılabilir. Soru işareti kullanılamaz. Neden? Şimdi burada soru işaretini kullanırsanız o zaman bu özneyi yani Türk edebiyatının en güçlü hikayecisi sözünü Çehov sözcüğünün önüne tekrar yazmanız gerekir. Çünkü soru işareti olan yerde öge ortaklığı olamaz. Öge ortaklığı olması için bu yüklemlerin arasında virgül ya da noktalı virgül olması gerekiyor. Dolayısıyla burada soru işaretinin kullanımı yanlıştır. Buraya gelebilecek noktalama işareti sadece virgüldür. Bunu geçtik. Barış konusunda oldukça duyarlı olan Atatürk, yurtta sulh, cihanda sulh sözüyle bu düşüncesini somutlaştırmıştır. Cümle bitmiş bir cümle, sonunda nokta kullanılması doğru. Ayrıca arkadaşlar tırnaktan sonra şu birinci kısmı tamamlayan bir yüklem var. Barış konusunda oldukça duyarlı olan Atatürk sözüyle bu düşüncesini somutlaştırmıştır. Yani bir yüklem var. Dolayısıyla tırnaktan sonra cümlenin birinci kısmını tamamlayan bir yüklem varsa bu tırnaktan önce sadece virgül kullanılabilir. Burada iki nokta kullanırsanız hata yaparsınız. Dolayısıyla bu virgülün burada kullanılması da doğrudur. Ayrıca yurtta sulh, cihanda sulh. Burada virgül eş görevli ifadeleri ayırmış. Bir de arkadaşlar bu bir ünlem cümlesidir. Bu Atatürk'ün cümlesi. Dolayısıyla bunun tırnak içinde ve ünlemli şekilde yazılması doğrudur. Yani bu cümlede bir hata yok. Bizim cevabımız B seçeneği oldu. Şimdi diğerlerine bakalım. Dilimizin yozlaşmasını önleme konusunda adım atmayıp kendi köşelerinden ahkam kesenlere bilim insanı denmeyeceğini biliyoruz. Arkadaşlar bizim eklerimiz var, zarf fiil eklerimiz. Ip, arak, ınca, dıkça, böyle 13 tane zarf fiil ekimiz var. Zarf fiil eki almış sözcüklerden sonra asla ve asla virgül kullanılmaz. Burada kullanılmış, yani burada da bir hata var. Bunu da geçtik. Türk edebiyatı Tanzimat döneminde batıdan alınan birçok edebi metin türüyle tanışmıştır. Roman, hikaye, tiyatro ve fable. Şimdi bu metin türleri örneklendiği için şurada iki noktanın kullanılması doğru. Ayrıca eş görevli oldukları için aralarında virgül kullanılması da doğru. Ancak arkadaşlar biz V diyorsak son örneği söylüyoruz demektir. Dolayısıyla son örnek fable olduğu için bunun sonunda 3 noktanın değil noktanın kullanılması gerekiyor. Yani burada da bir hata yapılmış. Sondan eklemeli bir dil olan Türkçenin temel özelliklerinden biri de ünlü uyumudur. Arkadaşlar bunu yazım kurallarında da söyledik. Türk özel addır. Özel adlara getirilen yapım ekleri, Ç burada yapım eki dil yaptı. Burası özel ad. Özel adlara getirilen yapım ekleri ayrılmaz. Bu ek ayrılmadığı için bundan sonra gelen ekin ne olduğunun hiçbir önemi yoktur. O da kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani benim yazdığım şekilde yazılır. Dolayısıyla burada da kesme işaretinin kullanılması yanlıştır. Bunu da geçtik. Cevabımıza B seçeneği demiştik arkadaşlar.